Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Her gün dakikada 100 kişi ölüyor. Peki, ölünce ne oluyor? Öldükten birkaç dakika sonra vücudumuzdaki son oksijen tükenir ve beyin dalgalanmaya başlar. Nöronlar çalışmayı bıraktıkça beyin bedeni düzenleyen hormonları salgılamayı bırakır. Birkaç dakika boyunca vücutta kalan son ATP sayesinde bedensel bazı aktiviteler devam eder. Kaslar rahatlar, dışkıları ve idrarı tutan kaslar maalesef sıkıntı çıkarır. Yaklaşık 15-20 dakika içinde kılcal damarlarda bulunan kan azlığı sayesinde vücudumuz ölüm beyazlığına döner. Kalp çalışmayı durdurduğu için aktif kan akışı yoktur. Bu sebeple yer çekimi sayesinde yere daha yakın yerlerde birikir kan. Birkaç saat kan birikmesinden sonra morlaşmalar görülür ve maksimum morarma tam 12 saatte gerçekleşir. 3-6 saat içinde rigor mortis devreye girer. Bedeniniz enerji kaynağını yitirmekle kalmaz, aynı zamanda hücresel organellerde bulunan kalsiyum kas hücrelerine sızmaya başlar ve bu kas kasılmalarından sorumlu proteine bağlanır. Bu da kasların kontrolsüz kasılmalarına ve bedenin sertleşip katılaşmasına ve bedenin 24 ile 48 saat kasılmış kalmasına yol açar. Bundan sonra hücrelerin ölmesiyle vücudunuz ayrışmaya başlar. Kan akışı olmadığından bu ölü hücreler karbondioksit gazı biriktirir. Bu da dokuların pH değerinin artmasına yol açar. Hücre zarının zayıflaması ile hücrelerin patlamasına ve hücre sıvısının akarak içeriğinde bulunan protein ve enzimlerin doku çevresine daha fazla zarar vermesine neden olur. Vücudumuzda parçalanmaya yarayacak 100 trilyon kadar mikroorganizma bulunur. Sindirim sistemimizde havasız yaşayan bu bakteriler de karın bölgesini yemeye başlar. İşte bu aşamaya çürüme diyoruz ve her şey kokuşmaya başlıyor. Bakteriler sayesinde amino asitlerin parçalanması, kurt sineği, leş böcekleri gibi dokuya yumurta bırakan böcekleri çeken koku üretir. Yumurtaları gün içinde çatlar ve larvalar ve kurtçuklar büyüyene kadar dokuları yemeye başlarlar. Bir hafta içinde bu kurtçuklar %60 oranında dokuyu yemiş olurlar ve vücutta delikler oluşturarak çürüme gazlarını ve sıvılarını serbest bırakmış olurlar. 20-25 gün içerisinde bütürlük fermentasyon başlayarak tek hücrelileri ve mantarları cezbeder. Kuru çürüme denilen bu süreç bir yıl daha sürer ama yüksek sıcaklıklarda daha hızlı sürecektir. Bir yılın sonunda bitkiler ve hayvanlar iskelet sisteminizde kalanları da tüketerek en sonunda parçalanmış olan yapı taşı moleküller tekrar kullanılmaya başlanır. Harfetti Bilim hepinize uzun ömürler diler. Hoşça kalın.